Dinimiz kadına karşı nasıl bakıyor ve ikincisi sualde görüldüğü üzere kadına şiddeti nasıl değerlendiriyor hocam? Efendim, dinimiz ahlak dini. Dinimiz merhamet dini. Dinimiz şefkat dini. Dinimiz İslam, silm, sulh, sükunet, sekinet, barış, huzur dini. Pat, küt, vurarak, döverek, tehdit ederek, bıçak dayayarak böyle bir şey huzura hizmet eder mi Allah muhafaza? Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifi inni la adribun nisa ben kadınları dövmem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani e, 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 hanımları e, kıymetli annelerimiz ezvacı tarat ve matil müminin annelerimiz bir kere el kaldırmış değil. Şimdi bu kadar da tabii arada kıskançlıklar e, olmuş e, ee, annelerimiz de tabii ki peygamber değiller. Ee, çok kıymetli insanlar ama kıskançlıklar olmuş olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzecek konular olmuş olabilir. E bunu nereden görüyoruz? İki ay yatağını, yatağı da yok ya zaten. hasırın üstünde camide yattığını. Yani Hz. Ömer radıyallahu Efendimiz'in gelip ki onun bir manada kayınpederi, Hafsa annemizin babası. Yani boşa bunları ya Resulallah bizi benim kızım diye falan hatır etme ya ne seni üzüyorlar falan. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hasır yüzünde izletmiş. etmiş iki ay. Tabi orada bir terbiye metodu uygulamak için yani bir ailevi düzen kurma usulü ile ilgili. E, e, Ama mesela yataklarınızı ayırın ahet kerimede de biraz yataklarınızı ayırırsanız hani kavga gürültü varsa biraz yataklarınızı ayırın da hani ki e, birbirinize karşı bir hasret olsun nefret artmasın. Öyle buyuruldu halde. E kadına sen git evden denir mi? Şimdi evden kadını atan adamlar, adamlara kızdığım kadar dünyada hiç kimseye kızmıyorum. Git nereye gidersen? Sen git nereye gidersen? Kadın nereye gidecek? Sokağa atıyorsun kadını. Böyle şeyler duyuyoruz haberlerde. Bu erkeklik değil. Bu şerefsizliktir ya. Bu namussuzluktur ya. Sen e ben kızgınım şimdi kavga mı edelim birbirin suratına bakıp? Kavga etme. Çık git efendim. Sen git. E üç gün, beş gün nereye gideyim? Git ananın evine. Kadına diyorsun ya git ananın evine. Kendi git ananın evine. Ondan sonra git başka bir yere. Otele git. Kadın nasıl gitsin ya? Kadın mahrem ya. Kadını sen nasıl su, efendim erkeklerle muhatapla itecek şekilde sokağa atarsın ya? Bu ne yapacak bu kadın? Zor oyunu bozar. Çaresizlik günahlara vesile olur. Allah muhafaza etsin. Bunun da müsebbibi kimse. Kocası mocası. E azap olur. Onun için e ben kadınlara vurmam. Bir su huzursuzluk var. Geçmiş sallallahu aleyhi ve sellem iki ay süren bir terbiye usulü. Huzursuzluk iki ay sürdü demiyorum. Ama hani bir ders verme. Bir daha olmasın böyle şeyler mesajı için. Ve lakin iki ay camide yatıyor yahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ki kayınpederleri biri Ebu Bekir radıyallahu anh biri Ömer radıyallahu anh. Yani diğer kayınpederleri de var da. ikisiyle de ilgili biraz konu diyorlar bize bizim için hatırımız için kızlarımızı tutma ya seni üzen kimse talanı ver Allah helal etmiş boşa diyorlar. Ne onu yapıyor? Ne eve gidiyor? Ne evde yatıyor? Ne de kadına sen çık evden diyor. Bunu yapanın kadına darbe vurması düşünülür mü? Ha Şahbekel. Hadis-i şerifte aynen ben kadınlara vurmam. Bu ne demek biliyor musun? Fiili sünnet. Vurmayından daha tesirli. Fettabigun iyi bana uyarsanız Allah sizi sevecek ayet kerime de buyruluyor bana uyarsanız Allah sizi sevecek men rahiben sünneti felesemin sünnetimden dönen benden değildir ne demek benden değildir sünnetimden dönen dikkat edelim ben kadınlara vurmam vurmuyorum vurmadım bundan büyük sünnet olur mu fiili sünnet vurmayından daha önemli bir şey vurmuyorum. Sen nasıl vurursun ya? Nasıl çok sinirlendim de şöyle oldum böyle. Sinirlendiyse abdest al diyor. Oturuyorsan ayak kalk. Ayaktaysan otur. Oturuyorsan git. Çok sinirlendim duramıyorum. Çık dışarı. Git nereye gidersen git. Ne duruyorsun o sinirli ortamda vurmayı gerektirecek şekilde? E kadınlar da burada biraz anlayışlı olması lazım. Bazı kadınlar tabii adamın sinirli olduğunu, e, tansiyon hastası var, şeker hastası var, akıl hastası var, Olabilir herkes. Herkesin aklı seviyesi bir değil. Psikolojik bir psikolojik bunalımı var. Millete zaten toplumun çoğu şu anda psikoloğa gidiyor. Depresyon. Evet, psikologlar hatta psikolog lazım ayrı dava. E şimdi böyle bir toplumdayız. İşte sıkıntı olabilir patronundan azar işmiş olabilir. Çek iş adamı çeki döner, eti döner. Adam da kafayı yemiş olabilir yani. Şimdi buna vursana. Hadi beni boşasana bakayım falan kadın da bu hareketleri yapmayacak. Ha yaparsa dayağı hak eder mi? Etmez. Erkek akıllı olacak. kavvamun ale nisa. Kadınlar üzerine ev reisi kıldım diyor Kur'an. Bima faddalallah ba'dam ala baz. Ben fıtrat gereği kimini kiminden üstün ettim derken sana sadece parayı sen eve getiriyorsun, kazanıyorsun, çalışıyorsun, parayı veriyorsun demek değil. Sabır, metanet, sükunet, sekinet, Konularında erkek daha sabırlıdır. Daha tahammüllüdür. İslamiyet boşamayı kadınlara verse boşama hakkını, karılar kocalarını boşama oranı, erkeklerin boşama oranından bin kat artar. Çünkü neden? Sabır ve tahammül et Sonra da pişman olurlar ama o anda fırlatırlar lafı ağızlarından. Ama erkeğe verilmiş. Neden? Sabırlı olsun diye. E demek ki senin sade üstünlüğün, parayı ben kazanıyorum değil, senin üstünlüğün sabretmen, hilim, Tekallaku bi ahlakilla. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ımızın huyları. Nedir? Rabbimizin Celle Celal afuven. Çok affedici. Gafuran. Çok örtücü. Çok bazı. Gaffar. Çok mağfiret eden. Özür dileri. Tevvap. Hemen kabul eden. Hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaktık? Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki İdellillâ teâlâ ve sebaate hulukan Allah Teala'nın Hakim Tirmizi Nevadirul Usul'de zikrediyor. Büyük muhaddis, evliyanın reisi. Allah Teala'nın 117 tane huyu var. Bunları yeni çıkacak kitabımda 15-20 huyu yazdım. Allah Teala'nın huyu denmez. İnsana huyu denir de sıfatı diyelim. 117 sıfat var. Men etâhu bivâhidimnâ dehalel cenne. Bu sıfatlardan biriyle bile ona gelen cennete girdi. Bu sıfatlardan biri ne biliyor musun? En barizi merhamet. Risale-i Kusre sahibi büyük şey efendi Garib İsmet Garibul Hazretleri ne diyor? Terahhum kıl nisaya gel gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Kadınlara çok merhametli Çok acı, çok merhamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Mizanda sabaha kadar teheccüd kılan, akşama kadar oruç tutanın amelinden daha ağır basacak bir amel söyleyeyim mi? Nedir o? el -hulukul hasen güzel ahlak güzel ahlak el kaldırır mı ya güzel ahlak bağırır mı ya güzel ahlak kalp kırar mı ya değil mi güzellerin en güzeli ahlakın güzelliğidir öbürü sabah kadar teheccüdler gün sabah namazı karısına bağırır kalbini kırar gitti öbürü sabah kadar yatar sabah namazına kalkar ama hanımına merhametli davranır o onun teheccüdünden eftal oldu e, hadis-i şerif böyle söylüyor İnsan ubdü le idreke bil hulukul hasen derecede kaimi güzel ahlakla kul nereye ulaşır Sabaha kadar kıyam her gün sıyam yapanın yerine ulaşır şimdi biz duysak ki her gece sabah kadar ayakta namazda her gün de oruç tutuyor bu adama ne deriz evliyanın reisi kutbullah tap zannederiz halbuki ahlaksızsa karısına bağırıp çağıran çoluğun çocuğuna çöven döven biri ise eziyet veren biri ise Allah muhafız müminlere eziyet veren mel'ondur ya müminlere müminelere Ayette kadınlar da geçiyor orada. İnanan erkekler, inanan kadınlar. Eziyet verenler. Çok büyük suçludur. Onun için bir hadis-i şeriflerine kutlayalım. خِيَارُكُمْ <laughs> لِنِسَا۪ينَ Sizin en hayırlılarınız kimdir? Farz namazı herkes kılacak. Farz orucu herkes tutacak. Farz hacca herkes gidecek. Nafile amellere bakarsak o muhayyer. Sonu yok. İsteyen istediği kadar nafile yapsın. En hayırlınız kimdir? Buyurmuyor ki sabaha kadar kılan. Buyurmuyor ki her sene ümreye giden. Buyurmuyor ki her sene nafile hacca giden. Buyurmuyor ki katır trilyon infak eden. Şu hadis-i şerif kadar sahih var mı ya? Sizin en hayırlınız kimdir? Hanımlarına en hayırlı olanlarınızdır. Bu kadar hadis ve şeylere baktığımız zaman kadına el kaldırmak kadar acizlik ifadesi, güçsüzlük belirtisi, çaresizlik işareti, zavallı bir çare yani. Sen onun taşkınlığı da olsa, şaşkınlığı da olsa, yanlış hareketleri de olsa, seni öfkelendiren, sinirlendiren davranışları da olsa, sen erkeksen, tamam mı bu lafı kadına da kullanıyorlar, erkeksen lafını. Öyle kadınlar var ki rical hükmündedir. Öyle erkekler var ki kadın hükmünde de değildir. O zaman sen erkeksen lafını bir daha kullanalım. Erkekliğini göster de o ne yaparsa yapsın sen sinirlenmemeye bak. Yiğitlik odur, erkeklik odur. Elkeyi şu, Pehlivan kimdir? Göğsünü bilmem neni gösterme bana. Kaslarını, maslarını bilmem ne. Efendim. Bana öyle pehlivanlık sökmez. Ya ben zayıfım, garibim, hastayım falan. Sen kuvvetlisin. Öyle görünebilirsin. Pehlivanlık o değil ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsine galip gelendir. Men kezama nefsehu gazabehu indel gays. Öfkelendiğin anda öfkesini yutandır. Pehlivan budur. Ölümden sonrası için çalışandır. Bunlar kul hakkıdır. Yarın ahirette ölümden sonrası için önüne çıkacak mesuliyetlerdir. Sıratta mizanda seni tutuklatacak, mizanda çok ağır ve veballer günah tarafına kefesine konacak kötülüklerdir. Kalp kır, kafa kır, göz kır, efendim vur, bağır, çağır bu ne oluyor arkadaş ya? Kadınlar sizin yanınızda emanettirler. Siz onların namuslarını Allah'ın kelimesiyle, akdiyle, nikahıyla helal ettiniz. Allah'ın emanetini aldınız. Allah'ın sizin yanınızda emanetleridirler. Onlara merhametli davranın. İstevsu bin nisâ-i hayra. Hadi sahihtir. Kadınlara kadınlarla ilgili hep size hayır vasiyet ediyorum. İyilik vasiyet ediyorum. Kadınlara iyi davranın. Onlarla iyi geçinin. Olur birbirinizin beğenmediğiniz huylarınız. Ayet-i kerimede sen tekrar o şeyin. Bir şeyi beğenmemiş birinin bir huyunu kerih görmüş olabilirsiniz. Ve ceal hayran kesir. Allah'ın da yarın çok büyük hayırlar yaratabilir. Ondan bir çocuk olur, o çocuk seni abat edebilir vesaire. Fenkerih tümün ne? Yani siz onları kerik görebilirsiniz. Kadınlar hakkında özel bir ayet okuyorum. Hanımınızdan bazı huyunu beğenmeyebilirsiniz falan. Ama bir şeyi kerik görmeniz demek Allah indinde de zararlı anlamına gelmeyebilir. Onun için iyi davranın, iyi davranın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini tutun. En büyük vasiyeti namaz idi. Bir de elinizin altında bulunanlar. Tabi kölelik, cariyelik mefhumu da o zaman için düşünülebilir ama şu andaki esas mı? Elinin altında. Sorumluluk. Sorumluluğunun altında. Ve kadın tam elinin altında tabirine hadisine sallallahu asala vefat edecek artık mübarek eli düştü böyle yani. Son vasiyetim. Namaz, namaz, namaz. Bir de elinizin altında bulunanlar. Tabi buna işçi de girer. İşverenlere çok büyük mesuliyet var. Tabii ki kadın işçi değildir ama elinin altında bulunan ifadesi çünkü erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz ve ekseriyetle para ve harcama yapan erkek güç kuvvet şeyini mukayese edersen erkek daha kuvvetli hareket bakımından... efendim dövmek efendim Allah muhafaza bu cinayetler şuna bunlar tabii biraz güç kuvvet isteyen hareketler falan e bütün bunlarda elinizin altında bulunanlara Dikkat edin, merhametli davranın, kulakkına girmeyin. Kalp kırmak bile, sadece bağırıp çağırıp kalp kırmak bile, Kabe yıkmaktan beter ya. Mümin ya, bu kadın imanlı bir kadın ya. Bu sana bu kadar sene hizmet etmiş, İyilik etmiş. Ne yapmış ya? Yani? E yanlış yapmış işte. Bana şunu yaptı, yemeği tuzlu yaptı, onu bilmem ne yaptı. Bana çar 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 konuşuyor, şunu istiyor, bunu istiyor. E senin imkanın varsa alırsın imkanın yoksa dersin hanım. Şu an imkanım yok. Harama krediye rüşvete giremem. Birbirimize karşı anlayışlı olalım. Helandan kazandığımızda tamam senin işlerinde, isteklerinde kademe kademe eline girdi falan filan. Böyle konuşmak lazım. Sus lan man, bunlar. Müslümanın e, ailesine hayırlı olacak bir kişinin kullanacağı tabirler değil. Allah Teala bizlere İslam ahlakını takınmayı nasip eylesin. Evlerimizde, yuvalarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle, çocuklarıyla takındığı muameleleri ve ahlakı tatbik etmeyi bize müyesser eylesin. Amin. Kolay eylesin, dualarımızı kabul eylesin. Amin.